Evet abi, InWorld'de en son nerede kalmıştık? En son zehirli toz bulutu vardı. O yüzden dışarıya çıkamıyoruz maalesef. Şöyle ufak tefek koridorlar atmıştık. Bazen bir çık giri falan yapıyoruz. Robotlar olduğu için aslında tarım devam edebilirdi ama maalesef edemiyor. Çünkü zehirden dolayı hasatlar da ölüyor. O yüzden hasatlayabildiğiniz için robotlar hasatlayıverin de siz. Şuraya ne güzel pamukların büyümüştü ya. Baya kumaş varmış aslında. Neyse bizimkileri kervan olarak yollamıştım. Kervanımız bayağı bir savaş vermişti ama şimdi eve çelik getiriyorlar ki güzel. Buraya bir silah deposu atmıştık. Buraya da ziyaretçiler için bir yer atmıştık. Çelik gelsin de şöyle büyümemizi bir tamamlayalım. Şuranın tamamını hasatlayacağız. Şu zehir gittiği zaman. Ve de buraya psikoid bitkisi ekeceğiz. Tam başka yerleri de ekebiliriz ya. Bize bol bol lazım ondan. Para lazım para. Şöyle bizimkilere bir ufaktan izin vereceğim çıkmaları için. Hatta bunlara şöyle bir iki saat eğlence de vereyim. Bakalım kervanımız neredeymiş. Güzel eve gelmişler ha. Şu hastaneye bir düzeltelim abi. Burada ziyaretçi yatağı var ne alakaysa. Şurada Saint'in yatağı var. İmparatorluk tüccarı gelmiş şimdi sinir. Sen konuşamıyorsun onlarla. Senin neye ihtiyacın vardı ya şu şey için. Arpa ihtiyaç vardı arpa. Onun için şunu yapın demiştim. Hala bunu yapamadılar tabi. Hop bakalım evet Vavtafa'nın çocuğu doğdu güzel şimdi bu çocuğa bir okul lazım bir yatacak yer lazım Vavtafa senin odan burası ya normalde ben bunlara böyle bir emzirme odası yapıyordum ama şu an yapamayacağımız için şundan iki tane ver buraya şuraya da bir sandalye verin burası önemli Sherian hemen şurayı inşa ediyorsun Kızıl Sakal burayı inşa ediyorsun Melih sen de burayı inşa ediyorsun. Çabucak buraya çocuk için bir güzel bir hale getirelim bu odayı. Şu bıçağı ve şu keleşi de şuradan kaldırın ya. Dışarıya çıkışınız da artık tekrar yasaklandı. Herkes içeriye gelsin. Buraları yapın dedik. Niye yapmadınız lan? Gürkan bir yemeği niye de. Şunları bir yapıver ya. Ruh ağacı. Hop ne bu ruh ağacı mı oluştu burada? Bunlardan bir tanesi bebek hastalığınızsa diye. Bebeği ne yaptınız lan? Bebek burada Sherry'nin elinde. Şimdi bebeğimizi bir çekelim. Vavtafa'nın çocuğu. Bebeğimizin adı artık Yunus Emre. Evet Yunus Emre Yiğit geldi. Çok uzun olduğu için yukarıda sadece Yunus yazıyor. Sonunda inşaatçı robotumuz şunu inşa ediyor. Ve bakalım Arp burada mıydı Arp? Aynen burada. Şu arpı da bir hızlıca yapabilir misiniz ya? Zanaatı iyi olanlardan. Sinir Şunu bir yapıversene. Hah dur zehir gitmiş mi lan? Tamam zehir gitmiş. Çelik de 1200 var ya. Var gibi yok gibi çelikte yani. Abi Sherry'in ineğe vejeteryan yemek mi yediriyor? Çıkın, çıksın şuradan otlansın ya. Lan benim yeraltı tarayıcım vardı o patladı mı ya? Ne oldu ona? Onu böcekler falan mı patlattı yoksa? Bakayım aynen. Patlamış o. 150 çelik gidiyor işte. Şundan bir tane daha atmamız lazım. Bunlara yüklendi mi toksikler? Yüklenmiş. Fırlat. Bilerek şunlara fırlatıyorum ki kudursunlar diye bakayım kime fırlatacaktım aynen bunlara. Şimdi de bileşen yok ya. Şu arp yapıldıysa arpı bir getirin de şuraya bir kurun. Sonunda imalat araştırması bitti. Bu imalat imalat bize şu gemi için lazım da gemi de 7200. 7200 de iyiymiş. Robot araştırmasını da yapmak istiyorum şunları. Tırpan mırpan basmak için. Şu 7200 bir getir de bize. Artık şu yemek kısmından bir de bebek yemeği ekleyelim. Yalnız buralar aşırı taşmış yani. 8100 tane pirinç var. Ya zeminlemek istiyorum şuraları daha güzel gözüksün diye ama zeminlediğim anda hayvan gibi düşman atacak üzerim oyun. Yine de zeminleyelim be. Arp buraya kuruldu yani artık şu serenamiyi yapabiliyor muyuz? Oda etkileyiciliği yetersizmiş şu anda. Arttırırız hocam. Ahşap devasa heykel var. Bak bunu satacaktım ama hadi getireyim şuraya. Burası da o kadar iğrenç bir oda ki. Enteresan bak Arp'la oynuyor şu anda Vavtaf'a. Wow, of etkileyicilik bir anda 126 oldu. Hadi bakalım şunu kabul edelim. Sinir Rot'un töreni için geldiler buraya. Bunların gelmesi iyi oluyor bak. Bir savunma da sağlıyorlar bize şu anda. Herkes şöyle bir gece vakti törene bir katılsın. Abdülkadir hadi. Abdülkadir bu arada 45 yaşında bir kadın. Tören başladı. <laughs> Bizim ekibe baksana toplama. Bakalım ne yetenek alacak. Saygı değer bir tören olmuş. Güzel. Sinirot artık neye geldi bu? Ne oldu abi rütben senin? Gelen tüccarlarla falan konuşabiliyorsun artık değil mi? Yetenek olarak ne kazanmış? Keşme, keş ışınlama, yükselen duvar. Yerin derinliklerinden moloz ve toprağı ışınlayarak geçici bir duvar oluşturun. İyiymiş ha. He. Hedefi başladığı yerin yakınından rastgele bir konuma ışınlayın. O da olur. O da olur. Bak ne çağırmak istersin diyor. Ya saldırı bir havası bir konuma hava saldırısı yaptırtabiliyormuş ama ben işçi ekibi bunu kabul edeceğim abi çünkü köyümüz yıkıldığında, yağmalandığında falan bir işçi ekibini hemen getirip bir toparlamak gerekebiliyor. Belki içinde tıpı olanlar falan da olur gelenlerin. Onları kendi kolonistim gibi kullanabiliyormuş. Şimdi bende iki tane havan var ama havan topun mermisi yok. Hemen bir saldırı gelebilir diyerekten şöyle beşer tane bir yapalım. Oy 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 429 yayo yapılmış. 429 Önce paketlenmiş yemeği araştırsana gemiden önce ya. Paketlenmiş yemek basmak istiyorum bayağı bir. Millet boştayken yapsın. Şurayı da bir zeminlemeye başlayalım. Şöyle full zeminleyin siz. 702 Ardovaz istiyor buraya zemin atmak. İnanılmaz bir maliyet. Şuradaki yatakların tamamını bir kırsanız abi. Oda gerekiyorsa oda atalım kardeşim. Şu bayağı bir varım yoğumu şuradaki. Şurayı halılamaya attım yalnız. Saint sen daha kaç tane robot alabiliyorsun? 2 tane daha alabiliyorsun. 4 tane tarım robotu var sende. 3 tane taşıma robotu var. Bir inşaat var. Bir de temizlik mi var? Bir tane daha. Hatta iki tane tarım robotu alınır ya. Şuraya bir de yatak odası inşa edelim. Ziyaretçilerimiz bize 200 gümüş bırakmışlar. Eyvallah eyvallah. Taşıma robotu geliyor. Bıraktıkları şu 200 gümüş almaya. Hadi bakayım. Güzel paketlenmiş yemek bittiyse gemiye devam edebilirsiniz. Pa şu anda et var ya bizde bayağı bir. O yüzden paketlenmiş yemek pişirin abi. Hani göreve möreve giderken lazım olur. Ya da elektrik gider, patlar ortalık bir şey olur. Paketlenmiş yemeğin tarihi geçmiyor muydu? Çok mu uzundu? Öyle bir şey et. Şuraya koydu bak mesela. Aynen bunun bozulması yok. Güzel. Bu holede bir halı inşa ettik. Zemin için. Ki baya bence bir açtı ya köyü. Hatta artık zemini Bloklardan değil de halılardan matsam. Bak şu kırmızıyla şu yanındaki fena değil. Şu ikisi de fena değil aslında. Yani şu, buralar 2 kare ama değil mi ya? 2 kare de azmış. O zaman var ya 2 kare ise şundan inşa edin siz buraları. Şöyle. 3 kare olan yerlerin ortasına da şu biraz açık olan var ya ondan yapalım. Halılar yanabiliyor tabii ama yapacak bir şey yok. Sinir rota bir ticaret yeteneği gelmiş. 8 gün boyunca daha iyi ticaret yapacakmış. Ki bunu değerlendirmek için aslında bir kez daha kervan olup gidebiliriz. Bu sefer şu yukarı tarafa gitsek şuraya. Çünkü onlar yayı alıyorlardı. Sinir'ı yollasak yanında tabii ki savaşçı ekibimizden Anıl'ı yollarız. Melih Yalçın'ı yollarız. Sercan'ı yollarız. Samet'i yollarız ya aynen. Bu ekip gider. Çok fazla bizon birikti bizde bir anda. Hem de aşırı yani. Bunlara da biri gelse de bir satsak ya. 1200 kilo taşıyorlar ki artık paketlenmiş yemeğimiz var. Paketlenmiş yemeği niye almıyorsunuz yavrum? Paketlenmiş yemekten de alın. Ya yine görünecekler yine birileriyle kapışmam gerekecek evet. Yayoların tamamını alın. 2000 gümüş alın. derileri alın. Bizon yününü alın. Yine 169 kilo yaptın hiç ağırlık yapmadı Ama neyse onlardan çelik falan alırız şimdi. Hadi bakalım yola çıkın. <laughs> Erkeklere etkileyen pisişik bir drone gelmiş. Sinar gitmeden önce bir şunla konuşsana. Muharebe tedarikçisi gelmiş. Bunlar da bileşen olabilir. Bakalım bileşenleri yok. Bir tane daha monokılıç var diyor almak istersen. Mono kılıç alabilirim aslında ya. Şu crossbow, crossbow şunları bir satayım da. Benim silahlarımı çok ucuza alıyor Aşırı ucuza alıyor yani. Bana 600'ü 700'ü satmaya çalıştığı şeyleri benden 60'a falan alıyor ya. Çok gıcık. Hocam sen mono kılıcı ver bize. Biz sana 298 ödeyelim. Sıkıntı değil. Görev mevcut diyor. Nasıl bir görev okuyamıyoruz ama. iyi niyet karşılığında kabul etsem 3 yıldız diyor. 3 yıldız aşırı zormuş bu görev. Bak normal zor aşırı. Bu aşırı bir görev. Ya bizimkiler kervan olup gidip dönebilirseler alayım bu görevi kabul edeyim. Yani gitsinler gelsinler tamam. Bizimkiler ne yapıyorlar? Etrafta takılıyorlar ya. Kervan hazırlıyoruz diyorlar. Ne hazırlıyorsunuz da? Ha? 2-3 tane yayı alıp gideceksiniz ya. Bizimkiler bu kervanı niye hazırlayamıyor acaba? Kervana ekstra bir malzeme gerekiyor sanırım. Ben onu sattım mı artık ne yaptıysam. Onun gelmesini mi bekliyorlar ki? Torks öfke nöbeti geçiriyormuş. Abi kervan iptal olsun o zaman ya. Kervan oluşturmaktan vazgeçtim. Ben bu görevi kabul edeyim. 50 iyi niyet karşılığında kabul ettim. Moran diye birisi geldi. 7 tane yeni ile beraber gelmiş. Bunu 11 gün boyunca biz koruyacağız galiba. Abdülkadir şunu bir esir alma oğlum esir alma. Dur lan ne yapıyorsun? Ha bu bir şey mi? Bu bir mahkuma. Bu mahkumu mu korumam lazım benim? Abi bu gelen ekip silahları da olan güzel bir ekip. Vurucu bir ekip geldi yani. Bakalım görev olarak bana ne verecek? Onu esir almam gerekiyor. Onur kardeşin odası. Niye Onur kardeşi seçtim bilmiyorum ama. Samet şurayı bir esir alsana. Patlayıcı topu mermisi yapmıyorsunuz. Tabi yakıt olmadığı için mi? Olabilir. Yüksek ihtimalle. Ya şimdi bu gelen ekip var ya onlar bir yerlerde kalmak isteyecekler. Hocam şu yatakları var ya. Şu yatakları size vereyim mi? Buralarda kalın. Saldırı geldiği anda şuradan falan gelmezse saldırı iyi olur. Köle gemisi gelmiş. Enteresan. Sinir. Bir köle gemisini bir konuş bakalım bir köle gemisiyle. Köle gemisi bize bileşen satıyor. 7 bileşen 7 bileşendir diyoruz. Bizim yayoları verelim. Bizim yayoların tamamını veremiyoruz çünkü taşımamışlar da. Bize satmaya çalıştığı 3 tane köle var. Buna bir bakalım. Araştırması çok iyi. Nişancılığı var, inşaatı var. 26 yaşında. İyi lan aslında. Piro manyakmış sadece o yüzden ateş çıkaracak. Yapay vücut parçaları seviyormuş. Hevesli bir fizikçiymiş. Büyüdüğünde ise derin uzay bilir kişisi olmuş. Hocam sen nasıl köl oldun be? Bu alınabilir. Sen peki hocam? Sen ne de araştırma var? Sen savaşçısın ama ya. Sen ben savaşçıyım. Savaşçı olmadığım zaman da araştırma yaparım diyorsun. Pilot hayranıymış. Büyüdüğü zaman da yıldız savaş uçağı pilot olmuş. Oğlum bunlar kimse bak bu köleler. Çocukluğundan beri yapmak istediği şeyleri başarmış insanlar köle olmuş. Sen yetimmiş, ekin çiftçisi olmuş. Oğlum ben bunların üçünü de alırım ha. Üçünü de alırım. Üçü de bana 3600'e falan patlar. Bizim nerede ya? Yayolar nerede ya? Şu yayoları bir taşıyayım. Bizde 300-400 tane yayo vardı lan. Nereye götürdünüz o yayoları ya? Şunun üzerinde hadi var 132 tane. Diğerleri nerede? Abdülkadir. Şu yayoları taşısan abi. Bak bu hayvanın üzerinde yemek var. Bunun üzerinde 64 tane yayo var. Deri var. Tövbe tövbe. Sinir şu gemi gitmeden de bir gel. gemiyle bir konuş bakalım. O üçünü de alalım biz ya. Şimdi benim bütün yayoları versem Of 4900 diyormuş zaten bana. Nötronomin de alayım bu arada. Bende nötronomin de yoktu. Ki nötronomini alayım. İlaç, ilaç yapmayı ben araştırmış mıydım? Araştırmıştım galiba. Orada da lazım oluyor. Ver ya bize 80 tane nötronomin var. Bu üçünü de ver bana. Üç köleyi de aldım. Hala para alacağım üstüne. Öyle mükemmel bir ticaret. Adam köle tüccarı. Bana çikolatalı süt satmaya çalışıyor. 166 tane da çikolatalı sütü varmış. <laughs> Her şey deniyor herhalde adam para kazanmak için. Tamam 120 tane nötronomin aldım. Bunlar geldiler. Şimdi sen savaşçısın tamam mı? Şuraya gel bakalım. Sen de gel buraya ve sen de gel. Şimdi savaşçı olan çarımız sen. Üstüne alabileceğin bir zırh var mı diye bakıyorum. Yok ama şu kaskı giyersin. Gel bu kaskı giyme de. Bu kasklar niye 150 bir abi? Şunları tamir etseniz ya. Sen gel buradan piyade tüfeğini bir kuşan. Yakın dövüşün iyi değilmiş. Seni bir çekelim ama. Senin adın artık Alperen Eskici. Hadi bakalım Alperen. Sense hocam. Ulan sen de savaşçısın. Alperen de mi savaşçıydı? İkiniz de savaşçı mıydınız? Aynen ha. Mesela Alperen. Senin de araştırmana bir verelim. Sen de savaşçısın senin de araştırmana bir vereceğiz. Bunlar birazdan gelecek olan saldırıda ölecekler gibi hissediyorum ama. Hemen bir zırh yapmamız lazım yani. Zırh da yapamıyoruz ki abi bileşen yok ya. Bileşensizlikten. Sen tarımcısın ama sen senle dövüşebiliyorsun o da güzel. Şimdi tarımcı olan seni bir çekelim. Senin adın artık Ahmet Erkan oldu. Diğer savaşçımız sen de bıyık adam oldun hadi bakalım. Sen de gel buraya ağır makinalı tabancayı kuşanırsın. Şu aradaki boşlukları kapatmak istiyorum abi. Şuraları kapatsanıza. Çünkü düşman gelip saldırdığında böyle yerler sıkıntı olabiliyor bize. Konser varmış konser. Hadi bakalım. Kim çalıyor abi şarkıyı peki? Kim kullanıyor bunu? Konsere katılıyor. Konser veriyor. Sinir rot veriyormuş konsere. Arp çalarak. Arp'ı daha dün getirdik köye. Aa buradaki yeni gelen as bu askerler de katılıyor konsere. Savaş öncesi bir moral motivasyon müziği çalıyor şu anda. Milleti gaza getirmek için bazı şeyler... Cık, tövbe yarabbim tövbe. Maalesef çok daha fazla odaya ihtiyacımız var. O yeni gelen yeni gelecek olan odaları da şuralara inşa edelim. Sanırım bu kabul ettiğim adamın görevi 9.6 gün sonra gelecek o saldırı. Hadi bakalım. Şuraya 75 toksik atığı daha yüklediniz mi abi? Çok güzel. <laughs> Tekrar şuraya adamlar öldü artık zaten. Bu arada benim kaynaklarım gelmiş ama bileşen yok. Yani şimdi kaynak var da silah zır basamıyoruz işte ya. Kuduracağım artık ha. Kurt bıyık adamı avlıyormuş ki bıyık adamda zırh filan yok da bıyık adamın yanında 3 kişi var hocam ya kurt. Senin bayağı zor bu arada biliyorsun değil mi? Şunu bir vuru verin. Temiz. Yeni sevgililer dedi. Gürkan Doğan ve Pot ismi. Hocam yapma be. Buraya gelenlerden bir tanesiyle sevgili olmuş da bu gidecek ki gidecek bir de ben bunları önden salacaktım savaşta. Ben hiç umursamayacaktım yani. Bak şimdi imparatorluk tüccarı geldi. Bakalım bizimki şimdi imparatorluk ile konuşabilecek mi? Sinir. Ben bunlarla niye konuşamıyorum ya? Sinir, sinir de konuşamıyor ki bunlarla. Ben dost falan mı olmam gerekiyor acaba bir de? Daha da yüksek rütbe istiyorsa artık kusura bakmasın ya. Yani. Bak Alperen eskici yangın çıkarmaya gidiyormuş. Nereye yakacağım peki? Oo şurayı yakmış hocam sen arkan yanıyor ya. Kokusu gelmedi mi? Anıl şu an buralarda dolanıyor. Yanıyor şurası. Bak bu ateş büyümeden. Oo geldi şurayı da yaktı. Bir iki yeri yakıp salsa. Bir de sen niye tribe girdin de senin tribe girecek hiçbir şeyin yok ki. Uykum bölünmüş. Ben bölmedim. Yalan söyleme. Sen nerede kalıyorsun ya? Ha, sen şurada kalıyorsun değil mi? O yüzden mutsuzsun. E, yeni geldin ama belli bir dönem. İki dakika söndürmesek yangın hemen büyüyecek bak. Hocam şuraya yani iki dakikada geçti hani söndürmediniz bayağıdır. Ev alanında değilmiş. buralarda da söndürün. Bunlar yayılır. Ev alanına kadar gider ya. Allah Allah. Onu da ben mi söyleyeyim? Şu hayvanlar aç diyor da hocam çok hayvan var. Çok. Yani ben gemi geldiği zaman zaten bu hayvanları ya satacağım ya etlerinden faydalanacağım ama. Harbi çoklar ya. Şu hava saldırısını alabiliyorsam hava saldırısını da alayım bakalım. Bu mekanoidin yardıma ihtiyacı varmış Saint sorunları çözüyoruz. Silahsız avcı diyor. Seyit sen silah da mı almadın? Senin silah kullanımında var aslında. Bıraktıktan sonra gel de şu otomatik tabancayı al bakalım. Onur kardeş de almamış. Onur sen de şunu alırsın. Ahmet, Ahmet sen de gel şunu al. Onursuz yatak odası onu çözmeye çalışıyoruz da pamuk olmadığı için zemin atamıyoruz ya. Ya boşta olan kolonistler var onlara da bir şey inşa ettirsem şu anda olabilir aslında ya. Şunu kullanıyorlar ya gelip şuradan arduvas çıkarsanıza. Daha fazla. Şu ortaya bir hapishane mi atsam diye düşünüyorum da. Aşırı lazım olmuyor ya hapishane. Şöyle bir 4-5 kişilik. Oo toptancı geldi sonunda. Vallahi sonunda ya sinir. Tam oradan geçiyormuşum. Bir toptancı ile konuşsana. Bileşenlerin hepsini al. 28 tane. Bizim derileri ver. Hatta toptancı odun da alıyordu değil mi? Evet. Odun da ver 2500 tane. Iron mood'ları da ver. Heykel yaptık mı? yapmamışız. Tamam. Şu berbat kıyafetler falan var. Onları da ver. 234 tane yayo varmış bende. Onları da verdiğimde bana 6000 ödüyorsun sen nasıl ödeyeceksin onu? Nasıl olacak abla be? Gelişmiş bileşen alayım senden bir tane. Ben sana pirinç de satabiliyorum değil mi ya? Ulan sana var ya 3000, 3000 tane pirinç versem hatta ben şimdi tekrar hasat yapacağım. Bunlar bana fazla gelir yani benim kurtulmam lazım bunlardan. İnek vereyim sana diyor ya. İnek verme bana da benim boğaları da sana? Oğlum ne para kazanıyorum da sende para yok işte. Hadi bak bir daha benim bulamayacağımdan şu anda lazım olandan bir amin alayım. Savaş gelir şimdi belli olmaz. Bir 15 tane de ilaç alayım. Sana yayo satmayayım ben. Yayo çünkü herkes alıyor. Sen herkesin almadığı odun kıyafet gibi şeyler alıyorsun ya onları sana vereyim önce. Ya zaten odunu verdik. Pirinci verdik. Adamda para kalmadı. Çelik veriyor bana. Bütün çeliğini versem bak böyle olur. Böyle anlaşabiliriz seninle. Safir vereyim mi abime diyor da. Safiri çok kötü kazıklıyorum bizi zafer konusunda. Almayacağım o yüzden. Neyse güzeldi güzel. Altın veriyor. Altını full verse işte altını verdiğinde büyük sıkıntı oluyor ya. Ufaktan bir altın stoklamak lazım ama hazineye. Onun için belki sana yayo verebilirim bak. Yani şöyle bir 80 tane yayo versem. 1000 gümüşlük bir altın alayım ben bundan. Tam 90 bir iki tane altın alırsam güzel. Bütün paranı da alıyorum. Bana lazım olan şeyleri de aldım. O bileşenlerle tabii şuradan bir zırh yapsak güzel olur. İki tane zırh yapın. Şuradan da iki tane kask yapın. Piyade tüfeği çok mu istiyor diye. 7 bileşen istiyor abi ulan bileşen. Bileşen üretebiliyoruz ama bileşen üretme yerini kuralım. Yani üretimden üretim tezgahı geldi bak şu. Bunu buraya at abi. Etrafını şöyle oda gibi bir hale getir diyeceğim de bu ne biçim oda. Aynen şöyle bir şey olur işte. Buradan çelik verip bileşen alırız. Aha Buradan intikam almaya geldi 37 kişi. Yeter ulan dediler bize yolladığınız şeyler yetti artık dediler. Şuraya gel abi bizim ekip. Hayvanlar. Hmm, hayvanlar büyük ziyan olacak şimdi. Etrafını duvar örecektim de ya şu gemi gelince zaten bunları yollarım diye örmemiştim. Mekanoidler robot alanına gitsin. Hayvanlara dalmaya mı geliyorlar şimdi? Etrafı açtılar aslında hayvanları dışarı çıkardılar yani. Öldürmediler. Aa siz duvar yıkıyorsunuz. Oy Bu felaket kötü o zaman hocam. Sizin duvar yıkıyor olmanız çok kötü oldu bir anda. Daha önce köy böyle gitmişti yani. Abi o zaman ne yapıyoruz? Şu savaşçı ekip gelmişti ya bize yardıma. Onlar bir şuraya bir dizilsinler. Bunlar çünkü vururlar. Şu kapıları da açık bırakalım. Ki yandan geçerken vurmak için onlara. Bizim ekipten de Anıl falan şuraya gelsinler. Bizim ekip tane hani buradan sıksın yani. Melih, Vavtafa, Samet falan da buraya gelsin. Etrafı kırıyorlar da işte. Abi her yeri kırmaları bir sıkıntı oldu. Valtafa şuraya bir gir gel. Bizim ekip şöyle geri çekilin. Hatta siz de şu aşağıya çekilin hocam. Onları bir dışarı almamız lazım ya. Şöyle bir dışarıya çekebilirsek. Şu savaşamayanlar arkaya gitsin. Yani taksit taksit vurmak lazım. Sorks öne asıldı ya o kötü oldu. Samet yavaş yürüyor. Samet'in bacak mı yok abi? Yok. Ağır geliyor herhalde kıyafet. Sana çok hızlı düşüyor bir daha abi. Aşırı hızlı düşüyor yani gerçekten. Şunu vursanıza. Ya bunlar zırsız filanlar bu kadar darbe. <laughs> Samet kalktı. Bu kadar darbeye ayakta kalıyorlar. Ben onu ayar oluyorum ya. Bizim adamın zırhı var. Bir tane enseye tokat diyor düşüyor yani. Tavan'ın çocuğu var ya. Abi dur. Dur şuraya gel şuraya. Ne yaptınız? Ya oraları yıkın. Oralar çok önemli değil. Hatta bizim şu ekip şuraya gelsenize. Şu kapıya bir gir çık yapın. Şuraya bir açık bırakın. Şöyle bir çekelim bakalım. Gelsinler peşinize. Şunu bir vurun. Baksana ya yani, nasıl hayatta kalabiliyorsun? Şuraya gelin bakalım. Orayı yıktılar yıksınlar. Samet sana geliyor olabilirler. Samet dünyanın en yavaş insanı. Arkada bir kalabalık var. Evet. 33 kişiler şu anda. Şu aradan geçenlere vurur bunlar. Ha bizimkiler Samet'i mi düşürdü? Evet, piyade tüfeğiyle falan vurulmuş. Bunlar burayı vuruyorlar yavaştan. Çok yıktılar da önemli değil. Oralara o hasarları kapatırız biz. Şuraya bir gelsenize. Öndekine vursanız ya yavrum siz. Şuna niye vurmuyorsunuz? Güzel güzel bunları mal ettik ya. Bir oraya bir buraya sıkıştılar şu anda. Hatta bütün gücümüzü bile kullanmadan şunu şunu vuracaksınız değil mi? Kaçmalarını bekliyorum ya. Bazen böyle tek tek geliyorlar işte. Sorks bir düştü. Sorks'un tam bir sıkıntısı yokmuş. <laughs> Adam gibi saldırsalar amaçları parazit olmak ya. Sıkıntı çıkarmak lazım. Atacağım şimdi Melih Yalçın'a roketi. Ki bizde iki kişi de roket vardı. Güzel güzel. Ölüyorlar bir de ya. Bayılmıyorlar da. Aha. Ateş yönetmeye karar verdiler. Abi şuradan geri gel. Bizim bu ekip. Şuraya gelin. Güzel güzel. Herif ne düşmedim be kral be. Çok güzel. Çok güzel. Bu tarafta tutuyor musunuz? Tutuyorsunuz be. Kaçıyorlar bak. İzin versek mi kaçmalarına? Şu aradan çıkın da bir kaçanlara bir sıkın bakalım. Şu ekibi ve bu ekibi salalım. Kızıl sakal Samet stabilize edersin. Eren sen de sorksu kurtarırsın. Adamlardan düşüp bayılan bir kişi var burada. Senin de karaktere bir bakalım. Karakter de fena değil aslında ya. Seni var ya seni esir alalım. Bunların hepsi sahipsiz ya. Hocam gel şunu esir alabiliyor musun sen? Esir alalım sonra bakarız ona ne yapacağımıza. Şunları bir vuralım bakalım. Etrafa çok zarar verdiniz ama. Hak ettiniz yani. Hep de ölüyorlar ya. Hiç kendimi salayım bayılayım diyen yok yani. Neyse hadi bakalım. Buraları yine siz inşa edersiniz. Hayvanları falan toparlarsınız. Bu adamın 3 saati var yalnız. Demek ki o ekip duvar yıkıcı bir ekip. Onlara bundan sonra bu toksik şeyleri yollamıyorum atıklar. Robotlar sizi saldım. Tamam mı? Hadi bak. Temizlik robotu sana çok iş düşüyor şu Savaş tedarikçisi gelmiş. Bir de oradan bileşen kapalım. Değil mi sinir? Konuş bakalım. 10 tane de oradan geldi. Temiz. Yayoları verdik. Para da geliyor. Oh. Güçlendirilmiş zırh geldi. El bombası zırhı. Omuza entegre bir parça fırlatıcı bulunan bir deniz zırhı çeşidi. Bunu ilk kez görüyorum lan. Al bunu. Parasıyla değil mi? 851 ödeyeceğim. Ödeyeceğim. Ne diyorsun ya? Neyse ödeyelim bakalım. A paketlenmiş yemek musun sen. Vereyim mi bir 50 tane? Hadi bakalım güzel. Şimdi yeni gelen zırhı Alperen. Nereye geldi o zırh? Nereye düşüyor? Ya? Bunlar hep aynı yere düşmüyor mu ya? Rastgele bizim dünyaya doğru fırlatıyorlar mı? bunlar. Ne yapıyorlar? Bu Yunus niye burada yatıyor abi? Ulan bakıyorum bakıyorum göremiyorum. Nereye attılar acaba bunları ya? Onu sen giydin değil mi Gürkan? Sen giyimiz. Size yasaklayayım şunları da. Hayır savaşamayanlar daha çok giymek istiyor ya. Alperen gelip şunu giysene. Buradan da bileşen üretin. Bir 20 tane üretin bakalım. Saldırı diyor şimdi de buradan. Buradan geliyorsunuz ama duvar yıkıyor musunuz abi? Duvar yıkmıyorsanız. Güzel duvar yıkmıyorsunuz siz. Tamam. 48 kişi geliyor ama. 48 ciddi. Hemen herkesi güvenliğe alalım şöyle. Robotları robot bölgesine alalım. Ekibin tamamı şuraya bir gelsin. Şu kıyafeti giyemedin mi Alperen? Şunu giyiver de öyle gel. Seyit'te şaşkınlık çıktı. Bunlar böyle bir dağılmış bir vaziyette şu anda geliyorlar. Bizim yardıma gelen savaşçı bir ekip var. Çok sağlam olan. Onlar bir gelsin de şuraya bir dizilsinler. Şöyle. Şuraya gelin ben ayarlayacağım sizi. Bizim ekip de gelsin bir şuraya dizilsin. Ya duvar yıkıyor bunlar da ya. Duvar mı yıkıyor? Kapı mı yıkıyor bunlar anlamadım ki. Kapıyı kırdılar orada da. Kapıyı kırmaları çok da aslında mühim değil ya. Şu, şu ekip o zaman buraya gelin. Siz vazgeçtim ben sizin oraya gitmenizden. Bizimkiler bir şuraya dizilsinler. Hepsi bu aradan geliyor ki. Bunların bu aradan gelmesi sıkıntı abi. Oo bir de burayı kırmışlar. İşte şimdi sıkıntı olabilir. Yetişebilir miyiz biz buraya koşsak? Tam ortaya gitsek hani bunları da oraya çeksek. Taretlere vurdursak diyeceğim de. Şu kapıyı açık bırak da gelsinler ya. Geri dön abi. Orada taret patladı iyi oldu. Şu ekip. Abi siz de hiç bulaşmayın geri dönün ya. Boş verin. Bunları biz yanımıza çekelim şu ortaya. Saint. Saint tripli tabi. Bu taretler patlıyor. Sork sork taretten uzaklaşsana. Taret patlayıp şunu patlatma. Gözünü seveyim ya. Seni unutmuşuz orada. Tamam bizim ekip burada. Biraz kendilerini vurabilirler mi? Öyle bir açıda duruyorlar ama. Samet Yılmaz yine düşmüş abi. Sen niye bu kadar çok düşüyorsun ya? Senin sebebine bakacağım yani. Şu taretler var ya şunlara vurdurmayın da. Bunların şimdi morali bozulur zaten. Bakalım. Güzel güzel. Şunu patlattılar ya. Hay. Bir tanesi daha patlıyor burada. Diğeri de patlıyor. Güzel. Şunlar kaçmasın bunları yakalayın da. Bizimkiler serbest tadı. Kızıl Sakal. Şurayı stabilize. Stex. Samet Yılmaz'ı kurtar. Gürkan bizim Sorks'u nerede? Sorks'u kurtarsana. Adamlardan düşen var mı? Adamlardan düşen de yok da buraya yakmışlar. inanılmazlar ya. İnanılmazlar. Giderken şuraya yakmışlar ya. Bu tarlaları da yakmışlar. Allah'tan yağmur başladı da. Buraya girmişler. Şunların hepsini yok etmişler. Ya da bunları daha önce girenler mi yok etti diye. Burası çok sıcaktır ama şimdi. Ha yani şurası bağlantısı koptuğu için dışarı olmuş buralar. Tamam. Yani birkaç ufak tefek zorluk yaşadık. Şu an yangınlar söndürülüyor. Zaten yağmurun yardımıyla söndürülür hemen. Burada Sorks buraya düşmüş abi. Sorks'u niye kurtarmıyorsunuz? Bize yara alanlar var. Mesela Sercan. Gelip dinlen. Sherian. Gel dinlen. Saint buraya düşmüş. Saint 4 saat içinde ölecek diyorlar. <laughs> Doğru mu hocam? Öyle bir duyum aldık. Burada Eren vardı. Eren nereye gitti ya? Ha Eren. Şurayı bir stabilize etsen. Ramazan gelin yatın abi. Hasta olan gelsin yatsın. Enes Bulut buraya düşmüş bak. Bir kişi demedim ona şu adamı bir kurtaralım diye. Hamdi gelip şunu kurtara ver. Saint ölmesin bak robotlara bakıyor. Muharebe tedarikçisi gelmiş tamam Seinti kurtardık. Kurtar abi şunu. Bizim bu ilaç üretim masası var ya. Buradan tıbbi araç gereç ilaç yapıyorsunuz değil mi? Yapın ya. Nötronominle yapılmıyor mu zaten? Bu taretlerin vurulması kötü oldu da 6 bileşen götürüyor sadece. Bir de 350 çelik mi istiyormuş? Oha! Pla çelik istiyor da pla çeliğim 1123 çeliğim 1900 abi. Bu nasıl bir pla çelik oranıdır? Şuradaki derin sondajı parçalamışlar. Tam bir düzgün savunma sağlayamıyoruz. Bir toptancı daha geldi ama. Sinir. Hemen şu gelen toptancıyla da bir konuş. Ona bizim bizonları satacağım gibi duruyor ya. Bileşen al yine. Çelik satıyormuş. Çelikleri de alsam 1800 ödüyorum. Bizim yayolar ne oldu hocam? Odunları vermeyeceğim şimdi. Çünkü bana lazım olabilir bir şeyler inşa ederken. Bizim yayolar ne oldu ya? Bende kalmadı mı yayı? Hepsini satmamıştım ki herhalde ben. Satmış mıydım lan? Ha, satmışım satmışım. Baya para var çünkü bende. Tamam bu yeterli ya. Mısır pirinç falan alıyor ya onlardan vereyim de. Şu adam ödeme yapmak istemiyormuş. Hepsinden 500'er tane ver. 678 ödeyelim. Sinir bir de muharebe tedarikçisi geldi onunla bir konuş. Ama köyün içine düşmüş burada. Bu da bileşen alıyor. Ne satıyorsun ya ilaç satıyorsun. Patlayıcı avan mermisi. Gerek yok kardeşim bunlara Şu saçma sapan yakın dövüş silahları var şunları al da bir ortam temizlensin. Mono kılıçları vermem tabii ikisi de yere düşmüş. Ya mono kılıcı alıyorum ben 2500'e. Bak canı bir bile %1 bile gitmemiş 268'e satılıyor ya. Bu nasıl saçma bir şey ya. Neyse güzel 899 alıyorum adamda o kadar para biliyor adamda. Hediyem olsun ha. Araştırma ne durumda? 4400. Biz onları satsam sinir kaç para geliyor? Şu toptancıya versin hepsini. 3000 ödüyor bana 3000. He baya iyiymiş. Satayım gitsin ya biz onlarla bir işim yok artık. Saat hepsini gitsin bir 3000 gelsin. Bir tane bizon kalmış ama sinir. Onu almadım yoksa. Onu da verdik güzel. Paramız 10.000'e 10 falan 10.000'i 10 falan geçti galiba ya. Sağlam para var. Tedaviler yapıldı mı? Bir şerian tedavisi yapılmamış. Bunlar yemek yedirildi mi? Yemekler de verilmiş. Tamam. Güzel güzel. Şu araları kapatmanız lazım da. Halledersiniz oraları siz. Çok sağlam bir saldırı gelecek ya 5.4 gün sonra. O gelmeden kapıların, duvarların onarılması lazım. Ama hasarsız atlatıyoruz ya. Bunlar basit saldırılar artık. Neyse abi o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Diğer bölümde görüşürüz.